yaşam ve yapıtlarıyla Osmanlı medeniyetine yön veren Gürcü devlet adamlarının, kahramanlıklarıyla tarihe geçen, din ve devlet uğrunda fedai can ve mal ederek hicret eden ahali-i sadıkanın hikayeleri. ...93 Harbi sonrasında Anadolu'ya yerleşen Gürcü muhacirleri için genellikle yeni köyler kurulmuştur. Muhacir iskanıyla kurulan bu köyler çoğunlukla devlete ait miri topraklardır. Muhacirlere kura yoluyla yeterli derecede araziler verilmiş, tapu memurları vasıtasıyla arazilerin sınırları çizilerek hudutlar kesinleştirilmiştir. Köyler kurulduktan sonra isimleri verilmiş, imam ve muhtar mühürleri gönderilerek köy yerleşimi resmileştirilmiştir. Köy, hane ve nüfus bilgilerinin kayıt altına alındığı defterler iskan memurları tarafından mühürlenerek ilgili makamlara teslim edilmiştir. 1909 bebek doğumluyum. Babam Batumluydu ama annem Ağızkanlıydı. Ağızkan Gürcülerine. Ama çok güzel yaşamışlar. Sonra Çarlık Rusya'nın şeyine, komünist şeyine başlayınca, baskı yapınca işte o zaman mecbur olmuşlar bu tarafa da muhacirleştirme. Buraya geldikleri zaman ilk en çok Çiliada Pazarı'na konakladığı zaman Atatürk Parkı'nda orada çok istismara yakalanmış. Açlık, yokluk, ondan sonra barınma şartları çok kötü. Tabii buraya geldikleri zaman da yıllarca tabii ev yaptı, bark yaptı, tarla açtı, yer aldı. Tabii büyük zahmet çekildi. O zamanın şartlarıyla hastalıklara mücadele etme, yeni bir köy nasıl kurulur? Bizim dedelerimiz 1877 tarihlerinde Batum'dan gelmişler buraya. İlk önce Adapazarı'na gelmişler. Adapazarı şehri her biri farklı yerlerden gelmiş birçok muhacirin iskan edildiği bir yerdir. Hendek, Karasu, Sapanca, Akyazı gibi ilçelerde Batum muhacirlerinin iskanıyla birçok köy oluşturulmuştur. Karasu'nun Aziziye mahallesinde Batum muhacirleri tarafından inşa edilen eski evler ve nalyalar kasabanın içinde geçmişin izlerini geleceğe taşımaya çalışmaktadır. Batum'dan, Ketket'ten, Vora'dan, Çorahi'den gelen ilk dedelerimiz var. 40 hane gelmişler buraya. Eski ismi Hamidiye, şu anda Aziziye Mahallesi. Her yerden gelenlerimiz var ama ilk yerleşen biz Gürcüleriz. Oradan buraya hep yayan gelmişler, dağılmışlar. Geldikleri zaman Karasköy'e yerleşmişler. Karasköy'e yerleştikleri zamanlarda sıtma hastalığından çok insanlarımız ölmüş o zamanlarda. Dedelerimiz tekrar tepeye çıkmışlar. Köylerde iskan olunan muhacirler genellikle reçber ve çiftçidir. Kurulan köylerde ziraat için gerekli alet ve edevat yardımı da yapılmıştır. Civar köylerde yaşayan ahali muhacirlerin ilk yerleşmelerinde erzak yardımında bulundukları gibi evlerin inşasında da muhacirlere destek olunmuştur. Muhacirler Gürcüce Meci adını verdikleri genellikle birlikte çalışarak köylerini inşa etmişler. Dayanışma ve kaynaşma olan meci usulüyle bir hanenin 15 günlük işi topluca çalışarak bir günde yapılmaktadır. Geçmişte köylüler mecilere öküz arabaları gibi araçlar ve binek hayvanlarıyla katılırken, günümüzde modernleşmenin etkisiyle traktörler meciye katılanların önemli araçları olmuştur. Benim gençlik yıllarımda meciler olurdu bizim burada. Mısır koçanları soymak için el birliği içinde bütün köylü kadınları, kızları evin bahçesinde toplanırlardı. Gece saat 1'e kadar, 2'ye kadar sürerdi bu imece. Biz köy yollarını da imeceyle yapardık yani. O zamanki teknoloji olmadığı için insanlar birbirlerine daha iyi katkı yapması için imece usulüyle
Anca işlerini yetiştirirlerdi. Birlik ve beraberlik içerisinde yani. Yoksa bir kişi bir mısırı belki iki ayda anca soyardı veya tütünü. Yani insanların orada amacı birbirlerine yardım etmek. Bir de beraber hem sohbet etmek hem insanlara yardım etmek. Yani İmece'nin amacı oydu zaten o zaman. Geçmişte geleneksel usullerle yapılan meci geleneği muhacirler arasında hala devam ettirilmektedir. Günümüzde orman işçiliği olarak da adlandırılan sektörde köylüler meci usulüyle birlikte çalışmaktadırlar. Ormanlardan elde edilen ürünler köylüler için önemli bir geçim kaynağı olmuştur. Gerekli izinler alındıktan sonra ormanlarda kesim yapılmakta, odunlar ve tomruklar özenle istiflenmektedir. Kamyon ve traktör gibi motorlu taşıtlar vasıtasıyla ormanlık alanlardan çıkarılan tomruklar düz bir araziye getirilmektedir. Burada boyutlarına ve kullanılacak alanlarına göre tomruklar sınıflandırılmaktadır. Orman ürünleri geniş bir sektörde kullanılmaktadır. Ancak orman işçiliği zor ve dayanıklılık gerektiren bir işçiliktir. Ünlü tarihçi Ahmet Refik Altınay, Kafkas Yolları adlı eserinde Gürcü köylerinin doğal güzelliklerinden övgüyle bahsetmektedir. Bu köylerde ormanlık alanlar yoğunluktadır. Köylerin etrafında çağlayanlar halinde akan ırmaklar bulunmaktadır. Ahşap yapıları, bağları ve bahçeleriyle Gürcü köyleri gönüllere ferahlık vermektedir. Köylerinin güzellikleri bazı Gürcüler tarafından şiirlere yansıtılarak nesilden nesile aktarılmıştır. 93 Rus Harbi'nde dedeler askerlikte Batum kaldı Ruslara, Artvin'den göç edilmiş. Kat zaman için alacak olmuşlar, eşsiz köy kurmak için iyi yer aramışlar. Nihayet burasına son kararı vermişler. Yoktur köyümüzün Türkiye'de bir eşi, köyümüzü sarmıştır yeşil Türk ormanları, içinde kavis yapar devlet karayolları. Mektep, cami her taraftan görünür, ne büyük armağandır atalardan bu ömür. Buğdayımızı döver harman makineleri, zahramızı öğütür motor değirmenleri. Eşsiz güzel köyümüz atalardan bir servet, dua edin hepiniz atalara bir rahmet. Bu güzelliğin kıtlıkla boğuştuğu, yağmurun yağmadığı zor günlerde doğaya çıkılırmış Gürcü köylerinde. Tüm Anadolu'da olduğu gibi Gürcüler arasında da yağmur duası geleneği yıllarca yaşatılmıştır. Camilerde Kur'an-ı Kerim okutulduktan sonra yağmur yağması için çocuklar duaya çıkarmış ve Gürcü lisanıyla rahmet istenirmiş Yüce Yaradan'dan. Bazen kurak giderdi, yağmur yağmazdı. Arkadaşlar, çocuklar toplanırdık, süpürgeye bir şey takardık, çapıt mapıt. Başlardık, bize muadga, garsava, ağır galep, savsava, mert mamam, ses çubis kalı, ağır bindem, zist kalı, amin, amin derdik. Ev dolanırdık, o usul vardı ev. Gittiğimiz evde de yağ verirlerdi, un verirlerdi. Onu da bir abla bize papa yapardı, oturur, yerdik, eğlenirdik.
1878'de Batum'dan geldikten sonra 1880'de işte babamın dedesi Kemal Usta yanında işte bir yardımcısıyla beraber ahşap ustasıymış. Bizim köydeki camiyi yaptıktan sonra yakın köylere de yine camileri yapıyormuş. İşte yani kökümüzde işte dedelerimizin eskilerinde böyle bir ahşap yapım Batum'dan kaynaklanan işte orada ağaç işi çok olduğundan dolayı. Gürcü muhacirlerin iskanıyla oluşturulan köylerde yapılan ahşap işlemeli camilerin en güzel örneklerine İznik'in Elmalı ve Samsun'un Muslubey köylerinde rastlanmaktadır. Muslubey köyündeki caminin yapımında kestane ağacı kullanılmıştır. Süslemelerde ise genellikle ceviz ağacı tercih edilmiştir. İç mekanda açık yeşil ve mavi ton boyalar kullanılmıştır. Süslemelerde geometrik motifler ağırlıktadır. Çivisiz yapılan bu ahşap camiler, muhacir ustaların maharetlerini de ayrıca göstermektedir. Eski cami dedemiz yapmış. Kemal Usta derlermiş dedem. Bir de iki arkadaş, bir de İsmet Usta varmış mesela. Bu iki arkadaş camiye onarmışlar. Ben şimdi camiye gittiğim zaman o direkler, mirekler falan filan var. Bunu dedem ellemiş falan filan. Öyle bir şey aklıma geçiyor yani. Ha, dedeme yetişmedim ama onun yaptığı binaları seviyorum. İznik Elmalı köyünde Gürcü muhacirleri tarafından inşa edilen Elmalı Ahşap Camii, çatı tekniğiyle tümüyle ahşap ve çivisiz olarak inşa edilmiştir. Cami, taş bodrum taşlarının üzerine ahşap malzeme kullanılarak yükseltilmiştir. Yarım daire biçimli ve küfeki taşından yapılı taş basamaklardan çıkılarak camiye girilmektedir. Giriş kısmında tek eğimli ahşap bir çatı bulunmaktadır. Çivisiz, birbirine geçme ağaçlardan yapılı caminin iç kısmı tamamen ahşaptır. İç süslemelerde kabartma bordürler, ahşap çatılarla oluşturulmuş motifler bulunur. Kök boyayla yazılmış Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Hasan ve Hüseyin isimleri yer almaktadır. Minberde ahşap oyma tekniğiyle yapılmış motifler bulunmaktadır. Minber duvarında eski yazıyla düşülen ve içinde Batum kelimesinin geçtiği notlarsa muhacirlerin memleket hasretlerini dile getirmektedir. İlk işleri cami yapmışlar. Biz oğlum diyor sırtımızla diyor taş taşırdık diyor. Kani arabalarımız dahi yoktu diyor. Hep diyor insan gücüyle yani sırtımızla diyor taş taşıdık cami yaptık diye. Köy yerleşmelerinin ana merkezini oluşturan camiler ayrıca bir eğitim merkezi olarak da kullanılmıştır. Tarihsel süreçte cami ve medreselerde temel dini derslerin yanı sıra Gürcili vaizi adı verilen Gürcüce vaazlar da okutulmaktadır. Osmanlı alfabesiyle Gürcüce olarak yazılmış olan Gürcüce vaazlar, ibadet ve ahlaki davranışlarına ait emirleri içermekte, namaz, oruç ve diğer ibadetlerin öneminden bahsetmekte, iyi amel işleyenlerin cennete gideceğini anlatmaktadır. Gürcüce vaazlar yazılı metinlerin yanı sıra sözlü olarak da günümüze kadar korunarak gelmiştir. Erdivay zevkanat Gürcüce nit Mertigam çenele devcerot solita golit Vehvetsot kamçenel sunkvela yenid Merto kamçenel o şenşik vibrale Hamdune yaşçöven bevri vitirot Lamazi nuskhapi hemdavi kitkot Merto kamçenel o şenşik vibrale Es vakti ari ahir zamani gatavda dünya şi karki insani enit izahis var muslimani mertu gamkenelo şenşik vibrale. Gürcü gelenekleri arasında cuma günleri namazdan önce ve sonra köy ve cami işlerine dair konuşmalar yapmak önemli bir gelenektir.
caminin önüne geldiğimiz zaman bakardım ben 15-20 tane camiye gelen sakallı sakallı dedelerimiz, yaşlılarımız gelirlerdi. Onlarla hep Gürcüce onlardan öğrenirdik biz. Tarihsel süreçte muhacirler çocuklarının eğitim almalarına önem vermişlerdir. Köylerinde eğitimlerini sağlayan gençlerin bir kısmı tahsillerine İstanbul'da devam etmiş. Gürcü muhacirler arasından çok sayıda din ve devlet adamı çıkmış ve padişahın iltifatlarına mazhar olmuştur. Sarayda derslere katılıyor dedem. Derslere katıldığında sohbetler oluyor. Sohbetlerin birinde Sultan Abdülhamit Han Hazretleri bir soru tevdi ediyor bütün derse katılanlara. Dedem çekinerek ilk böyle derslere katıldığı için ve genç de ben müsaade ederseniz cevaplayabilir miyim diyor. Söz alıyor. Padişah İstanbul'da Fatih'te bir köşk hediye ediyor. Derslere huzura katılmasını kabul ediyorlar. Bir de iki tane madalya veriyor bununla ilgili. Bu din ve devlet adamları gerek yaşamlarıyla ve yaptıkları eserlerle yaşadıkları yerlerde halk üzerinde yıllarca unutulmayacak derin etkiler bırakmış ve ülkemizin gelişiminde de önemli katkılarda bulunmuşlardır. Hayırsever bir iş adamı olduğunu söylerler. Babam öğrencilere yardım ederdi. Bunun yanında da 1995 yılında camiyi dedesinin adına yaptırınca çok arkadaşları söylediler ki niye kendi adını koymuyorsun, sen de yaşlısın işte falan. Ben adımı koyabilecek bir ilme sahip değilim. Ona dedem sahipti. Ben onun için dedemin adını koyacağım demişti. Son dönem din alimlerimizden ve önemli kanaat önderlerimizden olan Ahmet Cevdet Şimşek Hoca'nın ailesi de Batum'dan hicret ederek Gölcük'ün Hasanen köyüne yerleşmiştir. 93 Harbi dediğimiz tarihte Osmanlı-Rus Savaşı dolayısıyla Sultan II. Abdülhamit Han tarafından oradaki Osmanlı Gürcülerini Türkiye'ye getirtmişler. Bizi İzmit Gölcük ilçesine yerleştirmişler. Daha sonra büyüklerimiz deniz kenarı çok sivrisineklik vesaire diye Gölcük'ün Hasenay'ın köyüne yerleşmişler. 1891 senesinde Hasanay'ın köyünde doğan Ahmet Cevdet Hoca, muhacirler arasında yaygın bir gelenek olarak iki kardeşiyle birlikte İstanbul'a eğitime gönderilmiştir. Hüseyin Himmetoğlu, dedemiz Ahmet Cevdet Şimşek'in babaları oluyor. Dedemiz dört erkek kardeş olarak dünyaya geliyorlar Türkiye'de. Süleyman Şimşek, Ahmet Cevdet Şimşek, İbrahim Remzi Şimşek ve Ali Hikmet Şimşek olarak. Ali Hikmet genç yaşlarında bir kaza kurşununa şehit oluyor. Diğer üç oğlunu dedemiz kıt kanaat o zamanki zaman imkansızlıkların zamanında çocuklarını İstanbul'da Fatih Medresesi'nde tahsil ettiriyorlar. İstanbul'da medrese eğitimini tamamlayan Ahmet Cevdet Hoca, mezuniyeti sonrasında 11 yıl yedek subay rütbesiyle muhalif cephelerde savaşmıştır. 2 yıl esir kalan Ahmet Cevdet Hoca 1922'de İzmit'e geri dönmüştür. Ahmet Cevdet Hoca savaşta gösterdiği başarılara binaen Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Madalyası'yla taltif edilmiştir. Cevdet Hoca Maşukiye köyünden Nuriye Hanım'la evlendikten sonra 1926'da Adapazarı'na yerleşmiş ve aile mesleği olan manifaturacılık ve terzilik yapmıştır. 12 yıl zarfını süresince askerlik
hizmetinde bulunuyorlar. Bunun 10 senesi harpte, 2 senesi esarette geçiyor. Irak cephesinde, Kuttül Emare'de denilen bölgede savaşa iştirak ediyorlar ve burada 10 sene harp ediyorlar. 2 sene de esaretleri var. Daha sonra dönemin Genelkurmay Başkanı olacak Cevdet Sunay'la o dönem kıta arkadaşlığı yapıyorlar. Ve arkadaşlıkları daha sonra da devam ediyor. Uzun müddet Arabistan'da değişik yerlerde yıllarca esarette kalmış ve sonra yine kendi memleketi olan buraya gelmiştir. Ahmet Cevdet Hoca ticaret hayatındaki dürüstlüğü ve başarılarının yanı sıra ilmi ve sohbetleri dikkat çekmiş ve merkez vaizi olarak memuriyet hayatına başlamıştır. 1942-1966 seneleri arasında Orta Camii'nde vefat edene kadar ücret almadan imamlık yapmıştır. Heybetli ve konuşmasını ağır ağır konuşan, dikkatli konuşan bir hocamızdı kendisi. Onun konuşmalarını, sohbetlerini bu merkez kazadan diğer kazalarda bulunanlar özellikle dinlemeye gelirlerdi. Kendisi hem ilmiyle mütemayiz, seçkin bir kişiydi ve hem de ayrıca haliyle etrafına çok güzel bir etkisi vardı. Cevdet Efendi'nin, değerli hocamızın ağzından çıkan İslami meseledeki fetvaların karşısına çıkan, aksini söyleyen bir tek kişi olmuyordu. Cevdet Efendi Adapazarı'ndaydı. Tozlu Camii'de vasiyet etti. Ben Adapazarı'nda görev yaparken cuma günleri vaazdan evvel, yani cumadan evvel vaazı, onun vaazını dinlerdim ben, Cevdet Efendi. Ve kendisinin de gayet güzel, hoş sohbeti vardı. Ahmet Cevdet Hoca, Adapazarı şehrinin gelişiminde de önemli katkıları olan değerli bir şahsiyettir. Adapazarı Camiler ve Kur'an Kurslarını Kurma ve Koruma Derneği'ni kurmuş, şeker fabrikasının kurulmasında öncülük yapmıştır. Ayrıca Çark Caddesi üzerinde bulunan arsadan 10 dönümünü İmam Hatip Okulu açılması için bağışlamıştır. Merkez vaizlik ve imamlığı ile birlikte dedem sosyal faaliyetlerde de şehrin önde gelen simalarından dönemin. Sakarya İmam Hatip Lisesi'nin temel atma töreninde konuşmacı ve duayı yapan şahıs olarak orada bulunuyor. Adapazarı depremden evvel yıkılan Tozlu Camimizin yapımında mütevelli heyeti başkanı olarak ve kurucu üye olarak vazife alıyor. Birçok bu tarz şehrimizdeki etkinliklerde Cevdet Hoca'yı ön planda görüyoruz. Dedem iftarlarda hiç evde olamazdı. Annem, eskiden biliyorsunuz sefer tasları vardı. Mesela 4 tane üst üste sefer tası kabına, artık o gününde ne pişirdiyse tabii ki özel ihtimam görürdü. Çünkü paylaştığı insanlar vardı. Ben onu annem pişirir, ben camiye sefer tasında götürürdüm. Arkadaşlarımla beraber orada iftar açardı. Ahmet Cevdet Hoca, Orhan Camii kürsüsünde vaaz verirken 6 Mart 1966 tarihinde vefat etmiştir. Yaşamı boyunca ilim ve irfan için çırpınan ve ömrü cami kürsülerinde vaaz vererek geçen biri olarak ölümünün onu yine bir cami kürsüsünde yakalaması, Peygamber Efendimizin "Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz" hadisinin bir tezahürüdür adeta. Hiçbir zaman kürsüdeki yaptığı sohbetlerini efendim ara vermedi, bırakmadı, ihmal etmedi. Ondan okuduğumuz kitaplardaki bir hadis-i şerif hatırıma geldi. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam, siz hayattayken en çok gönlünüz neye yatkınsa, neyi daha çok seviyorsa, hal ve hareketiniz ne yönde ise Cenab-ı Hak sizi o hal üzere alacaktır. 40 yılını Adapazarı ve çevresini irşadla geçirmiş büyük bir zat olan Ahmet Cevdet Hoca, aynı gün ikindi namazından sonra binlerce kişinin katıldığı cenaze namazından sonra Adapazarı Yorgalar Mezarlığı'ndaki ebedi istirahatgahına defnedilmiştir. Sadece bizim ailemiz için değil, bu belde için, onu tanıyanlar, onu sevenler için, onun
özelliğini bilenler için çok büyük bir kayıptı gerçekten. Onu anıyorsak, hala onun için bir şeyler söyleyebiliyorsak, biz onun gururunu yaşıyoruz sadece. Acıyla beraber aynı zamanda da öyle bir dedenin torunu olmak gerçekten insana gurur verici. Vasiyeti üzerine mezar taşına kendisinin daha önce yazmış olduğu kitabe nakşedilmiştir. Mezar kitabesinde şöyle yazılıdır. Cevdet der ki, namazına et devam. Rızayı haksa gel maksudu meram. Bırakma dilinden zikru müdam, her bir nefes alıp verdiğin zaman.